Ve Hazreti İbrahim Aleyhisselam Sure-i Bakara'daki o meşhur mücadelesini ona mealen şöyle dedi. Benim Rabbim ölüyü diriltir, diriyi öldürür, hayat verir, hayatı alır, bir daha döndürür. Rabbim öldürmeye, diriltmeye muktedirdir. Deyince Nemrut güldü. Bu zor bir şey değil dedi ya İbrahim. Ben de öldürür diriltirim. Nasıl öldürür diriltirsin? Ve orada bir şey daha sormuştu Nemrut. Sen öldürüp diriltme olayını görmüş müydün, gördün mü ki? Hazreti İbrahim Aleyhisselam cevap vermedi. Ve oradan hemen zindandan iki tane köle çağırdılar. İkisi de ölüme mahkum. Nemrut mantığına bakın. Nemrut aklı. Dedi ki bak bu ikisi de ölüme mahkum. İkisi de ölmüş sayılır. Yarın öldürülecekler. Şimdi ben birini bağışlıyorum. Bu ne demektir? Yani diriltiyorum. Ha öbürünün de şimdi boynunu vurduruyorum. Vurdurdu. Keyfi küfrü cebri kanun. Yani hiç düşünmeden karar veriyor. Ha bunu öldürün bunu da bırakın. İşte bunu öldürdüm bunu da dirilttim. İbrahim Aleyhisselam ona cevap verdi. Dedi ki benim Rabbim yalnız bununla kalmıyor. Güneşi doğudan doğurup batıdan batırıyor. Senin bunu yapabilir misin? Nemrut orada sustu. Güneş el yetişmez, güç yetmez. Allah'ın hükmünde, Allah'ın iradesinde olan bir cisim. Ve Nemrut susunca İbrahim Aleyhisselam'a gücü yetmedi fakat zorbalık devam ediyor. Canilik zorbalık devam ediyor. Ve parlamentonun kararı şu ki ne yapalım? Efendim 20 zira boyunda, yüksekliğinde, eninde bir ev yapalım. Dört köşeli bir ev yapalım ve içerisine ateş dolduralım. Efendim Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı bunun içerisine atıp yakalım. Başka çaresi yoktur. İmha edelim. İnananı imha edelim ki inananlar çoğalmasın. Hani bir tabir var ya, birini asarsın bin de söz anlar. Bu kafirlerin tabiridir. Müslümanlıkta böyle bir şey yoktur. Herkes dinlenir, hakkı, hakikati tespit edilir. Ve İbrahim Aleyhisselam için bu kararı aldılar. Onu ateşe atacağız. Ve 20 zira yüksekliğinde büyükçe bir dört köşeli ev yaptılar. İçerisinde odun doldurdular. Cehennemvari bir ateş yaktılar. Ve şimdi bu ateşe Hazreti İbrahim'i nasıl atacaklar? Çünkü ateş yüksekte, atılacağı yer alçakta. O duvarın üzerinden içeriye doğru atılacak. Ve ne yaptılar? Düşündüler o gün mantıklı adamlar. Yani bu işte mantığı olan insanlar. Mancınık yaptılar. Dediler ki böyle bir mancınık yapalım. İbrahim'i onun üzerine oturtalım. Ve ipi kestiğimiz zaman kendi haliyle ateşin içerisine atılıverir. Tabi bunlar böyle bir plan yaparlarken melekler de hayret ediyordu. Ağlıyorlar, figan ediyorlar. Cenab-ı Hakk'a yalvarıyorlar. Ya Rabbi sen bu çocuğu böyle zorluklarla büyüttün, büyüttürdün daha doğrusu. Ve onu hak din ile sabit kıldın. Fakat görüyoruz ki Nemrut ve avanesi, onun parlamentosu karar almışlar. Onu yakacaklar ya Rabbi. Figana başladı melekler. Cenab-ı Hak şöyle dedi, gidin, siz ona yardım teklif edin. Eğer sizin yardımınızı kabul ederse, siz yardım edin, melekler yardım etsin. Başka ne istersen, yani yetkili geldim, ne istersen yapayım. Ve orada Hazreti İbrahim Aleyhisselam, Allah'a verdiği sözü hatırlatıyor Cibril'e. Diyor ki, ya Cibril, sen de elçisin, ben de elçiyim. Sen Allah'tan nebilere elçisin, ben de Allah'tan insanlara elçiyim. Elçi elçinin işine karışmamalı. Elçi elçinin işine karışmamalı ve en son sözünü Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam anlatırken لَمَّا أَلْقِيَ إِبْرَاهِيمُ فِي النَّارِ قَالَ حَسْبُنَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ İbrahim Aleyhisselam ateşe atılacağı sırada söylediği son söz. Allah ne güzel vekildir. Yani Cibril necidir ki? Melekler necidir ki? Kişiler necidir ki? Allah varken Celle Celaluhu. Yani gam mıdır ki Allah'ın olduğu yerde başkasından yardım istemek istememek? Dert midir ki? Hayır. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Ve Cenab-ı Hak ne demişti? Sizden yardım isterse siz yardım edin, benden yardım isterse ben yardım ederim demişti. Ve hakikaten ayet-i kerimeye dikkat ediyoruz. O ip kesildikten sonra Hazreti İbrahim Aleyhisselam havada ateşe doğru giderken Cenab-ı Hak bizzatihi قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى اِبْرَاهِيمِ Ateşe dedik ki, Cenab-ı Hak diyor, dedirttik ki değil. Ateşe dedik ki, İbrahim'in üzerine serin ve selamet ol.
ve ateş sönüverdi, gül gülistanlık oluverdi. Hazreti İbrahim aleyhisselam cennet bahçelerinde gezer gibi bir tavır aldı. Nemrut ve avanesi de seyrediyor. Ateş, o cehennemvari ateş, Allah'ın izniyle Hazreti İbrahim aleyhisselamın üzerine serin ve selamet oldu. Ve içerisinde birkaç gün kaldığı rivayet edilir. O bahçeli yerlerde gezdi, dolaştı İbrahim aleyhisselam. Onu bulamıyorlar. Ateş yaptı dediler, fakat ardından Cenab-ı Hak orayı cennete, cennet gibi bir bahçeye çevirdi. Ve İbrahim aleyhisselamın taraftarları buna çok sevindi. Nemrut'un taraftarları da buna çok kızdılar, hayıflandılar. Ve Nemrut'un da yavaş yavaş forsu düşmeye başladı. Hani sen Rabb'din, hani sen ilahtın, ama bak İbrahim'e gücün yetmedi. Bir çocuğa gücün yetmedi. Bugün delikanlıyken yine gücün yetmedi. Ve İbrahim aleyhisselam orada o ateşten çıktıktan sonra meşhur konuşmasını yaptı. Kavmine tebliğini yaptı. Dedi ki, ey kavmim, ben sizi bir olan Allah'a çağırıyorum. Nemrut ise sizi çok olan ilahlara çağırıyor. Halbuki bir derde çok ilah gelmez. Ancak çok dertlere bir ilah gelir. Yani sizin derdiniz bin olsun, yeter ki Allah bir olsun. Gücü yeten bir olsun, sözü yeten, geçen bir olsun. Tabii onlar müşrikti. Hani Peygamber aleyhissalatü vesselam da Mekke'de dini İslam'ı anlatırken, Allah'ın birliğini anlatırken müşrikler ne demişti? Ya Muhammed, senin ilahını kabul edelim, fakat düşün, kainatı nasıl bir ilahla idare edersin? Biz Mekke'yi 360 tane tanrı ile ilahla zor idare ediyoruz. Mantığa bakın, Ebu Cehil mantığı, Ebu Cehil kafası. Biz Mekke'yi 360 ilahla zor idare ediyoruz. Sen koca bir kainatı diyorsun ki bir ilah, bir Allah idare ediyor. Olamaz. De ki 361 biz de kabul edelim. Ve dikkatinizi çekiyorum. Hazreti Bilal'a niçin işkence ediyorlardı Mekke'de? Hazreti Bilal'a diyorlardı ki Rahman söyle, Cemil söyle, Celal söyle, Ekber söyle. Yani ilahına ne dersen de...